Merhaba çocuk, merhaba. Ulaşmak için barışa önce yüreğinin sesini dinleyeceksin. Eğer kararsız kalırsan çocuk, yüreğinin götürdüğü yere gideceksin. Dün 23 Nisan Ulusal Çocuk Bayramı'ydı ve İzmir'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Ben de bunu yüreği çocuk kalan, yüreği çocuk olan bütün izleyicilerimize armağan etmek istedim. Ve bir şiirle açılış yapmak istedim. Bugün stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz bizimle birlikte aslında hepimizin tanıdığı ve hepimizin sevdiği bir sima. Kendisi İrfan Değirmenci, gazeteci ve şu anda Türkiye İşçi Partisi İzmir'den milletvekili adayı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Neslihan Hanım. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ne güzel bir şiirle başladınız. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyiz. Her geçen gün daha da iyi oluyoruz. Ve birlikte daha da iyi olacağız. Çok az kaldı. Çok az kaldı, evet. Öncelikle şunu çok merak ediyor, özellikle İzmir halkı. Neden siyaset, neden Türkiye İşçi Partisi, neden İzmir? Şimdi bazen Kanal D'de ben son referandum sürecinde hayır oyu kullanacağımı açıklayıp kovulduktan sonra sokakta beni çevirip soran teyzeler oluyordu. Evladım ne güzel sabahları izliyorduk seni, keşke siyasete bulaşmasaydın diye. Ben de onlara şu yanıtı veriyordum. Biz siyasete bulaşmadık teyzeciğim, siyaset geldi hepimize bulaştı. Biz de bir karşı siyaset geliştiremezsek bak hayatta kalamayacağız. Hakikaten öyle oldu. Özellikle 2013 Haziran'ından Gezi'den bu yana yaşamımıza o kadar müdahale edildi ki, yaşam tarzlarımıza müdahale edildi, özgürlüklerimiz elimizden alındı ve bu güzel ülkede, bu hepimizin dedelerinin kanlarıyla, şehit kanlarıyla sulanmış bu ülkede sanki ülkenin sahibi belli bir partinin mensuplarıymış, bizler de kiracıymışız gibi. O Moğolların çok sevdiğim şarkısında olduğu gibi biz ise kiracıyız da evden atmalı durumuna geldik. Bir şey yapmalı diyor ya o şarkıda. Bir şey yapmalı diye düşünürken bir başına mücadelenin zor olduğunu da gördüm. O referandum sürecinde çok ön plana çıktığım için belki hayırın bayrağını salladığım için, tek adam rejimine hayır dediğim için referandumdan bir gün sonra İstanbul'daki evim kurşunlandı. O gece serseri kurşun dediler, geçtiler. Kimin sıktığı bile belli olmadı. 10 dakika önce camın önünde oturuyordum. Belki bugün hayatta değildim. O gece uzun uzun düşündüm ve şayet yanınızda yörenizde sizinle aynı değerleri paylaşan, demokrasiye inanan, insan haklarına inanan insanlar yoksa yalnızsınız, bir başınasınız. Bir başına da mücadele kolay değil. Ve sonrasında zaten benim televizyondaki maceram ortada. Özellikle dediğim gibi son 10 yıldır ekranlarda hep parmakla gösterilen yayınlar yaptık. Hep tehlikeli adam rozetini yakama yapıştırdılar. Nihayet artık yakamda bir başka rozet var. Bir dakika durun. Burada Türkiye İşçi Partisi rozeti var. Hem de Türkiye'nin en köklü siyasi partilerinden biri. 1960'ların Türkiye'sinde 14 kişiyle içinde Çetin Altanların bulunduğu o efsane milletvekilleriyle çok sağlam muhalefet etmiş. 2020'lerde de Erkan Baş, Sera Kadıgil, Barış Atay ve Ahmet Şık'la muhalefet nasıl yapılır onu tüm Türkiye'ye ve dünyaya göstermiş olan dev bir parti var. Bu partinin onurlu, şerefli bir üyesiyim. İşte artık 1,5 ay oldu sanırım. 1,5-2 aydır parti çok heyecanlı ve çok hızla büyüyor. Son 10 günde rekor sayıda üye kaydettik biz. Evet. Ve sanırım o Gezi'nin oluşturduğu toplumsal muhalefet 10 yıldır karşılığını bulamıyordu siyasi arenada. Artık o Gezi'nin ruhunu bir siyasi partisi var. O partinin adı Türkiye İşçi Partisi. O yüzden buradayım. Burada bir şey Tabii eklemek ki. istiyorum, çok özür dileyerek. Sanki pandemiden sonra özellikle ciddi bir dönüşüm, ciddi bir devinim hareketi var. Ve bu dönüşüm hareketi de hızla devam ediyor. Ve böyle de olduğunu düşünüyorum ben. Evet Neslihan Hanım, pandemi de önemli bir dönüm noktası oldu hepimiz için. Kimileri 10 yıl geçmiş üzerinden Gezi'de devletin vatandaşına nasıl şiddet uyguladığını, uygulayabildiğini gördü. Kimileri de pandemi sürecinde evinde otururken iktidarın dağıtmayı vaat ettiği 5 maske ve bir kolonyayı beklerken onun bile dağıtılamadığını gördü. Rakamlarla yalan söylenebildiğini gördüler. Ölü sayıları konusunda bile söz birliği yoktu. Herkesin kafasından başka sesler çıkmaktaydı. Doğru ve tatmin edici açıklamalar göremedik biz.
O sürecin nasıl kötü yönetildiğini, hepimizin evlerde ne kadar çaresiz bırakıldığını da gördük. Ve o süreç birçokları için kendini, hayatını, ülkesini, durduğu noktayı sorgulama zamanıydı. Ve o pandemi sürecinin sonunda da bir siyasi parti, bir örgüt içerisinde mücadele etmeye devam etmenin daha iyi olacağını düşünen gençler oldu. Korkmasınlar örgütlenmekten, örgüt sözünden bile korkanlar var. Siyasi partiden, örgütten, sendikalardan, sivil toplum kuruluşlarından bahsediyorum. Onlarda yan yana bir arada durmamız bizim umudumuzu büyütecek. Yoksa birçok genç ben gidiyorum diyor. Ve gidiyorlar da Kanada'ya, Amerika'ya, Avrupa Birliği ülkelerine, Avustralya'ya. Çok ciddi bir beyin göçü var. Beyin göçü var. Evet. Bu gençlerin umudunu yeniden doğdukları topraklarda, bu güzel ülkede, Türkiye'de görebilmesini sağlamamız gerekiyor. Evet. Kaldık, buradayız. Gitmeyeceğiz de o halde mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Evet. Başta çok güzel bir şey söylediniz. Aslında siyaset geldi bize bulaştı diye. Hazır siyaset size bulaşmışken. Şu anda özellikle deprem sonrası da ülkede çok ciddi bir şekilde sosyolojik olsun, ekonomik olsun ve siyasi anlamda çok ciddi sıkıntılar hakim. Siz bu süreci bir böyle değerlendirme noktasında neler söylemek istersiniz? Konuları o kadar güzel. Bu parametreleri böyle tek tek ele alırsak. Konuları o kadar güzel açıyorsunuz ki işte ne dedik? Gezi. Sonra ne dedik? Pandemi. Sonra dediniz ki deprem. Çok büyük iki depremi ard arda yaşadık ve hala yüz binlerce insan çadırlarda. Ve o çadırları bulabilmeleri de hiç kolay olmadı. Depremden sonra bizim çok güvendiğimiz, o hepimizin ilkokulda para topladığımız Kızılay gibi bir kurumun içinin nasıl boşaltıldığı, nasıl bir şirkete dönüştürüldüğü ve nasıl çadır sattığını hep birlikte gördük. İnanmak istemedik. Güveneceğimiz kurum kalmadığını gördük. O enkaz altında günlerce insanların ya bir iş makinesi yok mudur gönderin annemi babamı enkazdan çıkarayım diye yalvardığına şahit olduk. İş makinesi bulsalar yedek parçasını bulamadılar, kullanacak insan bulamadılar, yakıt bulamadılar. Ve bu kadar çaresiz hissederken insanlar kendilerini yanlarında onlara bir tas sıcak çorba vermek üzere sivil toplum kuruluşları, gönüllüler iyi ki varlar. Ve bazı siyasi partiler vardı. Bizim Türkiye İşçi Partili gençlerin bir kısmı hala deprem bölgesinde. Ve biliyor musunuz Neslihan Hanım, bazı partiler milletvekili aday adaylarından çok yüksek paralar istiyorlar. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday adaylığı ücreti bu yıl 30 bin liraydı. Türkiye İşçi Partisi'nde aday adaylarından sadece bir koli istendi. Deprem kolisi. Depremzedelere yardım için bir koli hazırlayın getirin. Ve aday adayı olun denildi. Bunu çok önemsiyorum. Elimizden geldiğince dayanışmayla, hazineden yardım alan bir parti değiliz. Dayanışmayla organize olmaya çalışıyoruz ama çok sağlam organizasyonlar yapıyor gençler. İşte o gençlerde ben umudu görüyorum. Neye ihtiyaç varsa hemen tespit ediliyor. Hangi bölgede hangi genç arkadaşlar görev yapacak hemen tespit ediliyor. Sahaya yayılınıyor. Ve sonra o işler yapıldı mı diye üzerinden geçiliyor, kontrol ediliyor. Bunun adı organize olabilmeyi başarmak. Hep şundan şikayet etmedik mi bugüne kadar? Ya şimdi iktidar partisini çok eleştiriyoruz AKP'yi ama bak adamlar iyi organize olabiliyorlar. Hep bu söylene geldi. Evet, evet. Bu muhalefetin eksiğiydi. Bugüne kadar Türkiye'de hani çok güzel konuşuyorsunuz muhalifler ama dördünüz bir araya gelip bir organizasyon yapamazsınız deniyordu ya. Türkiye İşçi Partisi'nde organizasyon kabiliyeti de var. Şimdi hep denir ya aslında toplum suçlanır işte hasta bir toplum falan. Ben bana kalırsa sistemlerin hasta olduğunu düşünen bir insanım. Ve ne yazık ki toplumu hasta etmeye entegre olmuş bir sistem yapısı hakim. Bu sistem sen seçtiklerin derken aslında bize neyi inandırmaya çalışıyor? Yani biz gerçekten seçtiklerimiz miyiz acaba? Bu sistem bize şunu, yani bu dayatılan sistem, biz kapitalizme karşıyız, kapitalizmin insan sömürüsüne, emek sömürüsüne karşıyız. Şunu dayatıyor, diyor ki sen sadece oyunu kullan ve gerisine karışma, hepsi bende. Bir sonraki seçime kadar evinde otur ve sadece alışveriş yapabiliyorsan, kredi kartıyla ya da borç alarak. Böyle söylüyor. Yani biz müşteriyiz. Sistemin müşterisiyiz. Öyle görüyorlar. Hayır, ben oyumu kullanmakla kalmayacağım. Ben seçtiğim vekilleri denetleyeceğim. Ben yeri gelince barışçıl demokratik protesto hakkımı kullanacağım. Ben örgütlenme hakkımı kullanacağım. Ben sendikalaşacağım. Ben kendi haklarımı savunacağım. Bunu söylediğiniz zaman tehlikeli olabiliyorsunuz ve sistemin dışına itmeye çalışıyorlar sizi. O yüzden bu sistemi değiştirmemiz gerekiyor. Emek sömürüsüne, ucuz işçiliğe dayanan, baskıcı, kadınları kontrol altında tutup eve kapatmaya çalışan bu sistemi değiştirmemiz gerekiyor. Siz de fark etmişsinizdir. Son 21 yılın
en büyük kahramanları direnen kadınlar. Bu ülkede muhalefet diyeceksek önce kocaman başlıklarla kadın hareketi yazılması gerekiyor. Biraz da o yüzden İzmir'deyim sanırım. Çünkü İzmir demek laikliğin kalesi demek. Türkiye İşçi Partisi'nin kırmızı çizgisi de laiklik. Laikliğe çok önem veriyoruz. Bizim boş bıraktığımız her alana cemaatlerin ve tarikatların girmeye çalıştığını görüyoruz. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. O pırıl pırıl çocukları, gençleri o cemaatlere, o tarikatlara kaptırmamamız gerekiyor. Evet. 14 Mayıs. Cumhuriyet tarihi açısından çok önemli. Bu taraftan baktığınızda, yani Cumhuriyet tarihi anlamında baktığınızda 14 Mayıs'ı nasıl görüyorsunuz? Ne olacağını görüyorsunuz? Çok güzel olacak. Bir kere onu söyleyeyim. Hiç endişe etmesinler, hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık bir ülke. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir ülkede Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Cumhuriyetin yeni yüzyılında duvarlara yazıyor slogan diye gençler. Biz bir oy tipe, bir oy Kemal Bey'e sloganıyla devam ediyoruz. Her gittiğimiz yerde öyle karşılanıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'ün makamı olan Çankaya Köşkü'ne taşınacağını düşünüyorum 15 Mayıs sabahı ve bütün deneyimiyle, olgunluğuyla Türkiye'nin yeniden normalleşmesi için, bizim kurumlara güvenimizin artması için hızlıca göreve başlayacağını düşünüyorum. Seçmen bir pusulada zaten onu seçecek, belirleyecek. Diğer pusulada da meclisi şekillendirecek. Yani muhalefeti de şekillendirecek. O pusula karşısına gelince şunu düşünsünler sadece: hangi listedeki vekiller beni daha iyi temsil eder? Şimdi bizim listemizde ben birinci sıradayım, ikinci bölgede. İkinci sırada İzmirli bir çiftçi abimiz var, Mehmet Kani abi. Serasında domates, biber yetiştiriyor, zeytin üretiyor. Çiftçi ve çiftçinin dertlerini o taşıyabilir meclise. Üçüncü sırada Eser Atak var. İzmirlilerin yakından tanıdığı bir isim, şehir planlamacısı. İzmir depremini bekleyen bir şehir ve binaların güçlendirilmesi gerekiyor. Bunun için planımız var, projelerimiz hazır ve denetim yapmak, iktidar üzerinde baskı oluşturmak için bize oy vermesi gerekiyor. Dördüncü sırada Adalet Kul var. Ali Ağa direnişçilerinin sesi, bir kadın sendikacı. Çok önemsiyoruz Adalet Kul'un da mecliste olmasını. Beşinci sırada Özlem Avcı var. Doktordur. Uzun yıllar köylerde görev yapmış idealist bir doktor. Böyle bir listeyle karşı karşıyayız. Bir tarafta da İzmirli'ye şu dayatılıyor: ben kimi gönderirsem seçmek zorundasın. Çünkü sen benim partime zaten oy veriyorsun. Bakıyorsunuz o listeye. 2019'a 2020'ye kadar AKP ile yan yana, hatta AKP'nin içinde görev yapmış. Çok tepki aldı. Çok sonrasında vazgeçmiş. Çok tepki aldı. Çok sonrasında vazgeçmiş bazı arkadaşlar da var. Şimdi İzmirlilere sen bunu alternatiftir, muhalefet listesidir diye sunuyorsan, İzmirli de kusura bakma der, düşünmeyi, sorgulamayı, soru sormayı sever. İzmir özgürlüğü şehri çünkü. Evet. İzmir dayatmaları sevmez diye düşünüyorum. Ve meclis seçiminde de kararını ona göre verirler diye düşünüyorum. Sorarsanız açarım daha da konuyu. Lütfen. Ama sağ olun. Biz atadan dededen CHP'liyiz. CHP'ye zararınız mı olur? Ya da size oy verirsek AKP mi kazanır diye düşünenler var. Hiç endişe etmesinler. AKP en çok Türkiye İşçi Partisi'nden ürker, korkar. Çünkü 4 kişiyle AKP'ye öyle muhalefet etmişlerdir ki geride bıraktığımız dönem içerisinde. Ve 40 kişi olduğumuzu düşünün bizim o mecliste. Meryem Göktepe'nin orada olduğunu düşünün. Mısra Öz'ün orada olduğunu düşünün. Evladı Çorlu tren katliamında hayatını kaybeden, adalet arayışındaki bir anne, bizim vekil adayımız Meryem Göktepe, öldürülen gazeteci Metin Göktepe'nin ablası. Benim orada olduğumu, Mehmet Aslan Tuğ'un orada olduğunu düşünün. 40 kişiyle biz muhalefet nasıl edilir, nasıl hesap sorulur onu göstereceğiz. Genel Başkan diyor ki lale devri nasıl bittiyse sülale devri de bitecek. Bitecek. Sokağımı karıştırırlar, oylarımı çalarlar. Böyle endişesi olan varsa da hiç endişe etmesin. Tecrübe sahibiyiz artık. Tek tek bütün pusulaların takipçisi olacağız. Sandık başlarında görev yapacağız. Ve bir oy dahi zayi olmayacak. Ha, size veririm oyumu ama işte size verilen oy AKP'ye yarıyormuş. Yahu her seçim bölgesinde milletvekili çıkartmak için belli bir sayı var. İzmir 2. bölgede de aşağı yukarı 100 bin oy benim vekil seçilmeme yetiyor. Bizim baraj sorunumuz yok. İttifakla seçime giriyoruz. 100 bin oy verirse 1 milyon 700 bin seçmen bu bölgede yaşayan, ben milletvekili olabiliyorum. Ha, 150 bin oy verirse ikinci milletvekilini çıkarmamıza yetmiyor. 50 bin oy artıyor. O oy da bu bölgede en çok oya sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin hanesine yazılıyor zaten. Ha, bizim
fazla oylarımız, vekil çıkartmaya yetmeyecek oylarımız bölgedeki birinci parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazılıyor. O yüzden gönül rahatlığıyla sandığa gidip oylarını tipten yana kullanabilirler. Şunu da söyleyeyim, bu sadece tipe özel bir durum değil. Örneğin 350 bin oy aldı Cumhuriyet Halk Partisi. 300 binle 3 vekil çıkarıyor ama 50 bin oyu da artıyor. Başka bir bölgede. O 50 bin oy da o bölgedeki birinci partiye gidiyor. Yani tip özelinde bir durum değil. Seçim sistemi biraz kafa karıştırıyor. Açıklamak gerekiyor. Ama açıklayınca seçmen tamam şimdi anladım diyebiliyor yani. Sahada çok yoğunsunuz şu anda. Çok. Gündeminiz çok çok yoğun. Bunlar da böyle anlatılıyor değil mi yani? Dün Menemen'de bir köy kahvesindeydik mesela. Gerçekten herkesin kafası çok karışık. Çok. Menemen'de bir köy kahvesindeydik. İnanın çok bilinçli seçmen her gittiğimiz yerde güzel sorularla karşımıza çıkıyor. Anlamaya çalışıyor yeni seçim sistemini. Hangi partiye oy verirse sonu ne olur onu çözmeye çalışıyor. Biz de detaylıca anlatıyoruz. O kadar çok dolaşıyoruz ki son 15 gündür özellikle adım adım sokak sokak cadde cadde İzmir'i geziyoruz. Çünkü hani ben 25 yıldır evet televizyondayım, evet ünlüyüm ama oturduğum yerden seçim kazanma gibi beklentim yok. Evet. Seçmene değmezseniz, elini tutmazsanız, dokunmazsanız, gözün içine bakmazsanız, sorununu dinlemez, not etmezseniz, güven telkin etmezseniz o seçimi kazanamazsınız. Bunun da farkındayız. Bu yüzden de herkesten de çok çalışıyoruz. Peki bir de şimdi madalyonun öbür tarafına geçelim. Sayın Değirmenci, milletvekili olduğunda hedefleri, hayalleri nelerdir? Bir kere çok merak ediyoruz. Her gittiğim yerde, kahvelerde, caddelerde, sokaklarda söz veriyorum. Diyorum ki öyle oy verip bir daha yüzünü görmediğiniz milletvekillerinden olmayacağım ben. Haftanın eğer 3 günü mecliste çalışma varsa Ankara'dayım, geri kalan günler buradayım. Adresimi de söyleyeceğim İzmirlilere. Haftada bir gün belki bir buluşma, konuşma, beni sorguya çekmeniz için bir çaylı ya da kahvaltılı randevu, sohbet bunu ayarlayabiliriz. Çünkü en çok bundan şikayetçiyiz ya şimdiye kadar. Ben profesyonel siyasetçi değilim. Ben bir dönem görev yapabilirsem Türkiye'nin normalleşme sürecinde bu kritik dönemde ne mutlu bana. Ha tekrar oyunuza talip olmayacaksam bir daha beni görmenize gerek yok demeyeceğim. Hakkını vermeden hiçbir işi yapmadım bugüne kadar. Size gelip hesap vereceğim. Bir kere planım, programım bu. Bu hafta ne yaptım? Bu hafta İzmir için Ankara'da ne yaptım? Bu hafta İzmir için İzmir'de ne yaptım? Haftalık hesabımı size vereceğim. Bunu garanti edebilirim. Bana hesap sorabileceksiniz. Dün Karşıyaka'nın maçına gittik. Basket maçına. Darüşşafaka'yla oynadık ve kazandık. Güzel bir maçtı. Tribünde gençlerin, Karşıyaka sporlu gençlerin arasındaydım. Her gelen dediler bize söz verdi. Zübeyde ana stadı için. Karşıyaka'nın bir stadı yok. Karşıyaka Spor'un bir stadı yok. Her gelen söz vermiş. Proje yılan hikayesine dönmüş. Bitirilememiş. Türkiye'nin en köklü, en önemli spor kulüplerinden birinin ve Türkiye'nin en gelişmiş ilçelerinden birinde stadı yok. Bunun takibini yapmak da bana düşecek. Biz çok güzel hesap sorabiliriz. Bizim gençlerimizle, kadınlarımızla kapılara dayanıp siz söz vermiştiniz, neden yapmadınız hala diye baskı yapabiliriz. Türkiye İşçi Partisi şimdi gerçekçi olmak lazım. Bu seçimde en azından iktidar olmayacak, öyle görünüyor. Ama muhalefetin nasıl yapılacağını, halk adına nasıl hesap sorulacağını bir kez daha çok güzel gösterecek. İnşallah umutlar bu yönde. Çünkü artık gerçekten yorulmuş, usanmış ve umutları gitgide tükenen bir toplum yapısı hakim olmak üzere. Bu hakim niyet yolunda da ilerliyor. Bu da insan olarak hepimizi çok üzüyor. Aslında hepimiz kendi alanımızda birazcık böyleyiz. Birazcık böyleyiz. Kimi görsem bu seçim son seçim olabilir diyor. Kimi görsem korku, bu sefer de olmazsa hakim. Ben gideceğim. İşte yurt dışında yaşayacağım diyor. Olmaz. Yani bu ülke kolay kazanılmadı. Evet, bu kadar kolay da pes edemeyiz, vazgeçemeyiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Bu seçim o seçim, bu seçimde olacak. Evet. Bu seçimde biz 21 yıllık AKP iktidarını sona erdireceğiz ve sonra oturup hep birlikte konuşacağız. Yerine ne konulacak? Yerine hangi değerler konulacak? Neden yorulduk? Neden sıkıldık? Siyasetçinin kendisine hakaret etmesinden sıkılmış seçmen. Hem diyor vergi veriyorum, hem vatandaşlık görevimi yapıyorum, hem bir de üzerine hakaret işitiyorum diyor. En azından yeni dönemde kimsenin halka, seçmene hakaret etmemesini teminatı olmaya çalışacağız. Çok değerli. Ben sizi şahsım adına söylüyorum.
mutlaka görenler, izleyenler de o dönemlerden olmuştur. Sizin o hala çok gençsiniz ama şu siyaset meydana Sayın Ali Kırca'nın programında bir konuşmacı olarak birkaç kez izledim, gördüm. Ve o zamandan aslında kendini besleyen, kendini büyüten bir yapınız olduğu için de çok da severim, çok değerlisiniz. Onun için başta da söyledik ama biraz daha geniş bir açılımla özellikle gençlerimize önerileriniz, tavsiyeleriniz neler olabilir? Çok teşekkür ederim. Ben de üretken insanları, boş durmayan, sürekli çalışan insanları çok severim. Neslihan Hanım'ın iki kitabı masamızın üzerinde. Evet. Şöyle göstereyim, biri şiir kitabı, biri röportajlar. Üreten insanları çok severim hayatta. Gençlere de tavsiyem hep bu. Boş kalmasınlar, umutsuzluğa sürüklemesinler kendilerini, üretsinler, çabalasınlar, devam etsinler, birbirlerini bulsunlar, keyif alsınlar hayattan. Üniversitelerde şenlikleri iptal ediyorlar. Yıllardır üniversite şenliği yapılmıyor. Biz keçi gibi inatçıyız. Sembollerimizden biri keçi. Keçi inadımız var bizim tip olarak. İnadın iradendir diyoruz. Ve hatta bir festivalimiz var, adı da Keçi Fest. Ve Türkiye'de yeniden insanların şarkı söyleyebileceği, meydanlarda gençlerin dans edebileceği, saat kaç olursa olsun sokaklarda kızlı erkekli dolaşabilecekleri, güvende hissedebilecekleri, sürekli gece karanlık sokaklarda arkalarına bakmak zorunda kalmayacakları, kadınların ne giydiklerine karışılmayacağı, insanların ana dilleri üzerinden, cinsiyetleri üzerinden, cinsel yönelimleri üzerinden, mezhepleri üzerinden ayrıştırılmayacağı bir huzur ülkesini, bir barış ülkesini temin etmek zorundayız. Bunu gençlere borçluyuz. Geride kalan 100 yılı maalesef ıskaladık o anlamda ama önümüzde parlak bir süreç var. Yaşadıklarımızdan çıkarttığımız dersler var. Biz kör karanlığa teslim olmayacağız. Çok güzel bir şey söylediniz. Meydanlar. Meydanlar insanın insan olma halinin aslında bir özetidir. Biz biraz daha fazla meydanlar istiyoruz. Çünkü o meydanlar insanın insan olma halini yok eden, o meydanlar yok oldu. Meydana çıkıp biz insanca yaşamak istiyoruz. Yoksulluk sınırı 32 bin lira oldu diye 4 kişi bir araya gelip bağırmaya başladığımız zaman kafamıza cop yiyoruz. O yüzden o meydanlar boşaldı. İnsanlar sokağa çıkıp dertlerini anlatmaktan korkar hale geldiler. Evladım işsiz mi kalır diyen anneler sustu. Kime oy vereceklerini bile söyleyemez vaziyetteler. Tutuklananlar var. 16 bin kişi son süreçte bir maddeyle hakim önüne çıkarılmış. O da Cumhurbaşkanı'na hakaret. Yani en ufak bir eleştiriyi dahi hakaret sayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Az evvel İzmir Adliyesi'nde İzmir Barosu avukatlarının yargılandığı davanın duruşmasına gittik destek olmaya. Niye yargılanıyor avukatlar? Çünkü Diyanet İşleri Başkanı'nı eleştiren bir yazıyı baronun internet sitesine koymuşlar. Niye? Çünkü Diyanet bu halkın bir kesimine açıkça ötekileştirdi. Hangi kesimi? LGBTİ bireyleri. Diyanet onlara karşı adeta başlatılan kampanyanın sözcüsü oldu. Avukatlar da hayır insan haklarına aykırıdır bu yaptığınız diye bir açıklama yazmışlar. Kendi internet sitelerine koymuşlar. Şimdi yargılanıyorlar. Dini değerleri aşağılama, Diyanete hakaret diye. Onlarla dayanışmaya gittik avukatlarla. Olmaz. Bu böyle gitmez. Her canı sıkılan, iktidar mensubu, iktidara destek olmayan ya da onunla aynı hayat görüşünü paylaşmayanın üzerine yargı yoluyla gidemez. Yargıyı iktidarın bir sopasına dönüştüremezler. Adaletsizliği ortadan kaldıracağız. Bu ülkede milyonlarca kişi Kemal Kılıçdaroğlu'nun peşinde sıcak bir yaz günü hak, hukuk, adalet diye boşuna yürümedi. Bu yürüyüşün de ben Çankaya Köşkü'nde sonuçlanacağını ve yeni iktidardan da söz verdiği ve yapmadığı şeyler konusunda hesabı Türkiye İşçi Partisi'nin soracağını düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok değerliydi. Ağzınıza yüreğinize sağlık. İlk buluşma sayalım bunu. Ne olursunuz bir de heyecanıma verin. Çok da fırsat vermedim galiba. Çok uzun konuştum. Hayır olsun. Hayır lütfen yine çok değerliydi. Yine beni çağırırsanız büyük bir zevkle gelirim. Bir gün şiir edebiyat konuşmayı da çok isterim sizinle. Çok sevinirim. Biliyor çok musunuz ben olurum. Gazetecilik yaparken rahmetli Başbakan Bülent Ecevit'in Oran sitesindeki kütüphanesinde bir gün ağırlanmıştım Rahşan Hanım ve Bülent Ecevit. Kendileri çayı demlemiş ve uzun uzun Tagore'dan, Hint felsefesinden, şiirden, edebiyattan söz etmişlerdi. Umarım bu ülkede yeniden şiiri, edebiyatı, felsefeyi, müziği, güzel sanatları konuşacak insanlar siyasetin içinde ağırlıklı İnşallah olarak yer alır. İnşallah benim de gönlüm yüreğim bundan yana ve daha çok kadın, daha çok genç özellikle
Ve doğa kesinlikle. Ben her zaman şuna inanmışımdır. Doğada adalet diye bir şey yok. Adalet bizim sağlayabileceğimiz, hep birlikte sağlayabileceğimiz bir şey. Onun için o adaleti hep birlikte sağlamamız gerektiğine inanıyorum. Teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun Neslihan Hanım. Evet, ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimize umarım çok değerli bir zaman dilimi olduğunu düşünüyorum. Evet, gerçekten doğada adalet diye bir şey yok. Adalet bizim hep birlikte sağlayabileceğimiz bir alandır. O halde hep birlikte o adaleti sağlama yolunda yürümek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Yüreğinizden sevgi, yüzünüzden gülücük eksik olmasın.